Efendim çok teşekkür ediyorum. Yani bu coşkulu, bu tutkulu alkışları aldıktan sonra insanın buna hasta olmaması, buna tutkun olmaması, bunun bu ne abi? Alışkanlık yapmaması. Ha, geçmiş programlarda böyle değil mi? Böyle yapacaktık, çok güzel. Fevkalade efendim. Mümkün değil diyecektim. İşte Necip Türk milletinin asil evlatları, yine birbirinden güzel insanlar, yine enteresan abiler, enteresan ablalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi misiniz? Bak ne kadar tatlı bir abimiz. Bak gıdıya bak. Yemin ediyorum ikimizin gıdısı yarışır, senin de fena değil. Gıdıya almışsın abi sen de benim gibi ya. Değil mi? Tabii abi. Çok yiyoruz abi diyor. Çok yiyen dikilir, yemeyen yıkılır efendim. Yiyin, yiyin. Sonuna kadar yiyin. Bir şey olmaz efendim. Yeter ki ne niyetle yediğinizi bilin. İyi niyetle yerseniz, değil mi abim? İyi niyetle yersen 10 numara 5 yıldız, o sana şifa olur. Kötü niyetle yersen ama o sana dert olur, deva olmaz diyelim. Mevzu belli. Kayınvalide geliyor, gelin geliyor, ortada damat, damat için çarpışıyorlar. Ama sevgiyle, aşkla çarpışıyorlar. Şimdi çarpışacak olanlar kimler efendim? Dursun ailesinden kayınvalidemiz Perihan Dursun hanımefendi geliyor. Ama durmasın, gelsin, gelsin. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ne tatlı genç bir kayınvalide. Hem de kayınvalide gibi böyle tatlı bir etli butlu böyle, ne şahane ne hoş. Efendim, genç kayınvalideler var artık da. Biz yaşlandık ya. Yani yok, 70 doğumluymuşsunuz mesela siz. 70 doğumlu kayınvalide mi olur 72, ya? 72 yanlış 72 yazmışlar. 72 mi? Gerçekten mi? Evet. Bir de 72'sin, bir de kayınvalidesin, evet. Bir de boyun gibi oğlum var, bir de bu... Ya. Yere git şuradan, böyle şey olur mu ya? Vay maşallah. Çok güzel efendim. Tabii biz öyle avel avel havaya bakarken siz yuvanızı kurdunuz, çoluğunuzu çocuğunuzu yaptınız. Biz ana martı gidiyor, vapur geçiyor, simitle martıya bilmem ne atayım falan derken siz çocuğu emziriyordunuz değil mi efendim? Ne güzel, çok güzel, fevka, iyi yaptınız. O zaman çağıralım oğlunuzu ve gelinizi. Gelin hanım Gökben Dursun, hanımefendi Mustafa Dursun damadımız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olunuz efendim. Çok iyiyiz biz de. Ne kadar Avrupa'yı bir tipi var gelinizin. Evet. Değil mi? Kökünüz ne sizin? Bulgar. Bulgaristan göçmeni. Evet. Bir Avrupa'yı havanız var sizin. Mustafa Bey de hakeza yine maşallah yakışıklı bir damat. Teşekkür ederim. Efendim kendisi elektrik teknisyeni. Çok güzel. Annenizin yemekleriyle eşinizin yemekleri arasındaki farkı ayırt edecek bir noktada mısınız? Evet. Ha öyle mi? Evet. Ama burada işte öyle olmuyor abi. Burası çok değişik bir meydan. Burada başka bir durum oluyor. Yani hakikaten her şey hatlar karışıyor. Çünkü malzemeler farklı, şu bu. Yani mesela normalde evde olsa diyelim zeytinyağlı dolma yaptılar. Bunu anam yapmış, bunu karım yapmış diyebiliyor musun? Evde olsa diyebilirim. Tamam bak burada diyemeyeceğim mesela. Burada şaşıracağım büyük ihtimalle. Olsun ama senin için çalışacaklar. Nasıl mutfaklarınız? Yani... Genelde işte olduğumuz için iş çıkışında hep dışarıda yiyoruz. Dışarıda yiyorsunuz. O iyi bir alışkanlık. Sizin mutfaklarınız belli, iyi. Seviyorsunuz. Çok. Hem yapıyorsunuz hem yiyorsunuz. Hem yediririm. Hem yediriyorsunuz. Çok güzel. Yani sizin moralinizi bozmak istemiyorum ama bizim programda bir son zamanlarda oluşan bir gelenek var. Hep gelinler kazanıyor. Hayır. Bakalım bu sefer Perihan Hanım bu şeyi bozacak mı? Öyle mi efendim? Hayır. Peki. O zaman buyurunuz efendim. Mustafa Bey siz ilk üç malzemeyi verin bu güzel insanlara. Güzel sonra çekim. Biz güzel çek, hızlı çek pampa. Pampa çekim. Evet sen nasıl başlarsan öyle gider. Evet Mustafa, evet. Yapıştır pampa. Bakalım ne çekti efendim? Sarımsak. Sarımsakla başladı, evet. Niye patlıcan diye? Patlıcan sevmez misin? Sevmem. Sen yemeyeceksin ki hayatım, o yiyecek. Efendim sarımsakla başladı. Yani. Yani yeri geldiğinde hayat kurtarır da burada
bununla başlamak. Neyse peki şimdi sarımsağa uyduracağım bir şeyler. Bak patlıcan olmasın dedi, patlıcan olur. Efendim kıyma evet, olur. Iyi. Tamam mı? Yani ne bileyim bir şeyler olur işte. Mantar falan varsa o da olur. Hadi umarım bakalım kıyma. Biber, havuç. Şimdi oğlum. Ne gelecek? Oğlum. Oğlum. Evet anneciğim. Dövmek ister misin tokat? Vurdun mu hiç? Elimden geldi. Hiç vurmadın mı? Hayır, terlik öyle. Attın mı? Tabii. Terlik attın. O vurmak değil mi ya? El çalış. Vurmak böyle. He ama terlik atmak. Tutturur muydun? Genelde. Genelde de. Tutturmayan anne görmedim efendim. Aslında bizim avcılık ve atıcılıkta çok ileride olmamız lazım. Bütün anneler tam 12'den hedefi vurur. Evet. Evet buyurun Mustafa Bey. Bir kere daha çevirelim efendim. Evet. Kuvvetlice. Haydi Mustafa. Haydi Pampa. Haydi Pampa havuç. Olur, 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 olur. Hayat kurtarır. Olur. Niye olmasın efendim? Hayat kurtarır. Havuç dediğin sarımsakla uyum içinde değil mi efendim? Beraber mutlu mesut bir geleceğe ilerleyebilirler. Peki efendim üçüncü malzeme çok önemli hale geldi. Çünkü bir havuç, bir sarımsakla bu insanların sana yapabileceği ne var? Ama onun yanına bir şey koyarsan... Olur sanki. Haydi Mustafa, haydi Pampa, hızlı çevir. Haydi makul bir şey, haydi aslanım. Evet, çat 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 çat. Hoppala. Bu neymiş? Kereviz. Olur. Niye? Ay ay ay. Kereviz güzel bir şey abi. Ben pek haz etmem ama kereviz... Hayat kurtarır mı? Hayat kurtarır. Kereviz sağlıklı bir şey değil mi? Olur. Bak, aklımıza şan geliyor. Şahane bir şey. O zaman Mustafa Bey sizi yavaş yavaş odanıza alıyoruz, tabii. Dinlenmeye davet ediyoruz. Efendim gelin hanımı buraya alıyoruz, valide sultanı buraya alıyoruz, Zeynep Hanım'ı şuraya alıyoruz, sizi orada tutuyoruz. Onlar orada duruyor, Elif karşımda duruyor, rejisörüm bu tarafta, her şey tamam, şahane. Efendim yani kereviz ve havuç uyumlu bir ikili. Üzerine sarımsak olur. Yani bundan sonraki malzemeler tabii çok önemli. Hani bundan sonra turlarda malzemeler olacak ya. Ama ilk olarak bence güzel, iyi oldu yani. Havuçlar da, yani bir şey söyleyeyim. Dur bir versene şunu. Allah aşkına. Havuç, havuçluktan zaten istifa etmiş. Ben başka bir şeyim diyor. Ama bizimkiler ısrarla kakışlıyor. Havuç bu, havuç diye. Bunun neresi havuç? Bunu bedava mı aldınız da Zeynep? Yok bunlar baby havuç. Arta kalanlar hayır, bence. Buna çünkü para vermiş olamazsınız yani. Özel havuç ama bunlar. Özel bir de havuç. Bunda mesela paket bağlayabilirsin. Bak havuç ne hale gelmiş. Neyse olsun teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Yani evet havuçlar biraz tipsiz ama olsun onun lezzeti içindedir diyelim değil mi? Sizin havuçlarınıza bakalım. Aynen. Oha havuça bak abi. Hayır bir de bu havucun böyle bir sanki tarihten gelme değil mi? Kasada bir böyle evet evet bir tarihi yani sanki bu babaannemin çağlarından kalmış. Ne bileyim padişah görmüş bir havuç gibi ya. Baksana bahçe şuna. Havucu efendim. Bahçe havucu evet evet taze çok güzel. Bizde bütün mamuller taze. Abicim sen deneyimlisin dükkanı sana emanet ediyorum. Siz düşünüyorsunuz efendim. Kereviz ve havuçla ne yapabiliriz? İçine sarımsağı nasıl katabiliriz? Başlıyorsunuz. Bu arada yeni bir uygulamaya başladık. Geçen program quiz yapıyoruz efendim. Size de quiz Allah. Yapıyoruz abicim. Efendim Valide Sultan'a da yapıyoruz. Gelin Hanım'a da yapıyoruz. Damada da yapıyoruz. Neden yapıyoruz bunu? Çünkü buradan sosyolojik bazı çıkarımlar yapıp yani öylesine. Anladınız? Teşekkür ederim. Eyvallah. Peki efendim. Hadi ben geliyorum. Hadi. Evet efendim, işte yakışıklı damadımız Mustafa Bey yanımızda. Şahane bir insansınız. Teşekkürler, siz de hoşçakalın. Aşk hikayeniz nedir? Aşk hikayemiz Gökmen'le 2012 yılında başlamış olup. Bir hikaye. Aynen bir hikayemiz var. Yani güzel 3 yıllık aslında. Bir mazisi var. Aynen, evliliğimizin yıllık, kaç yıllık mazisi var? Evliliğimizin 2 yıl bir mazisi var. Bir yıl çıktınız. Aynen. Bir metrobüs. Aşkı diyoruz biz buna. Hadi be. Evet, aynen metrobüste öyle. Mi kestin aynen. Kızı? Kesmek demeyelim de yani tamamen tesadüflerle doluydu. Nasıl oldu? Akbil bilindik Türkiye'de bir Akbil olayımız var. Evet. Genelde hep nasıl diyeyim? Akbilleri bitiyor ve kendisinin de Akbili bitmişti. Ha. Ben de böyle hani normalde uzak duruyordum ona ve akbilimi vermek istedim. Evet, gibi kızı da gördüm. Yani benim esas... mesela akbilim bitse bana verir miydi? Akbilim verirdim. Ya yürü git de verirdim. Vermezdin tabii. Kızı gördün cillop gibi ay parçası kız. Yapıştırdın yani akbilim. Yani bazı insanlardan daha önce erken davrandım. Ama bütün evet, çekişme oldu yani. Herkes belli ben vereyim ben aynen, vereyim. Aynen aynen belli bir çekişme oldu. Hmm. Çekişme olunca ilk tabii sigara ilk yakan kazanırmış. Ha. Ben de ilk akbilimi bastım aynen.
Sonra işte birbirimizden uzaklaştık ve... Yani maliyeti ne kadar abi o bir basış? Maliyeti küsür ya, 2,5 en fazla. 2,5 lira ya. Aynen, 2,5 lira. Kızım dikkatini çektin. Ulan aynen. Biz yemin ediyorum neler yapıyoruz bir şey olmuyor. 2,5 evet. Liraya dikkat edin. Öyle başladı. Sonra da daha sonra hani böyle durakta karşılaşmaya başladık. Ha, aynı durakta. Aynen, aynı durakta saatlerimiz uyuşuyor artık bir şekilde. Ha. Bunun tesadüf olmadığına inandık. Ha, ve ben dayanamadım. Kader. Yani bir kader dedi. Ve aynen kısmet işi. Bir tanışalım dedik. Hı. Durakta karşılaşınca artık dayanamadım. Saat sor, onu sor, bunu sor. Gittim. Muhabbet et. Aynen, muhabbet et. Direkt gittim ha, kızın artık. Kızın da yani. Gönlü akmış aynen, sana. Aynen. Vay be, çok enteresan bir güzel aşk bir hikayesi. Var, evet. Güzel, güzel, şahane. Şimdi metrobüse bir, her binişinde aklına geliyor. Aklımızda. Ve ha. Herkese de anlatıyoruz gururla. Vay, çok güzel bir şey. Metrobüs aslında şirket bunu kullansa ya, aşk hikayesi büyük. Peki Mustafa, yemekle aran nasıl diyeceğim pek yok anladığım kadarıyla. Çok... Böyle zayıf gördüm seni. Hiperaktif, hiperaktif bir insanım. Yemekle aslında aram iyi. Güzel ama spor ama yediğimi ve... öğütüyorum aynen, diyorsun. Aynen. Ne tercih ediyorsun daha çok? Ne tercih ediyorum? Spor. Hayır. Yemek, yani olarak, yemek olarak ne tercih ediyorsun? Yemek olarak patlıcan üzeri işte. Patlıcan musakka. Ve... Sebze apartik. Yemekleri yani. Aynen. Sebze yemeklerini aynen. Seviyorsun. Aynen, çok seviyorum. Ben de çok severim. Tencere yemeği bizim geleneğimiz. Çok ağır yemekleri sevmiyorum böyle içinde et. Ha. Olacak. Hafif genelde. Ha, hafif yemek aynen, olacak. Zeytinyağlılar falan olacak. Peki annene mi favori olarak gösteriyorsun, eşini mi? Favorim aslında annem. Ha, annen aynen. Doğru söylemek gerekirse annem. Ama duymasın. Bak bir şey söyleyeceğim. Bizim bu yarışmada hep gelinler kazanıyor abi. Evet işte tamamen şans. Hani bu an anlık bir tat diyeyim. Hani normalde evde bu yarışma yani sıradan bir şekilde biz evden yapsak. Direkt annemi seçerim yani. Direkt... Bakalım burada ne olacak merak ediyorum. Ben sonu ara ara olsun, geleceğim sonu. Kardeşim sen lütfen tamamdır. İstirahatine bak. Tamamdır. Eyvallah. Sen ne tatlı bir şeysin sen. Sen abacan bak düdüğüyle gelmiş. Al bu şeyini de al babacığım. Helal olsun sana. Hem de çok da vallahi yemin ediyorum. Şey gibi, abimizin bir tipine bakın. Bir dış işleri, bir dahili, dahiliye mi? Neydi dış işleri? Ne? Yok ya. Hariciye. Hariciye yetkilisi gibi değil misin? Abim ne kadar şık, ne kadar hoş. Teşekkür ederim. Estağfurullah abi. Abicim ne iş yapıyorsun siz? Ben elektrik teknisyenim. Beyaz eşya tamir servisi yapıyorum. Aa çok güzel. O zaman belki de damatla o da elektrik teknisyeni olduğuna göre bir rabıtası var. Düdüklü müsünüz hep böyle? Yani düdüğü hep burası öttürür müsünüz? Burası şov yarışması. Aha. Şov dolayısıyla bir şeyler olması yani, lazım. Düdüğümü öttürürüm diyor. Çok evet. Güzel efendim. Neşe katıyorsunuz fevkalade. Teşekkürler. Bak elinizdeki bu kartonların anlamını biliyorsunuz. Siz yarışmacısınız abi. Aynı zamanda quiz yapacağız yani. Değil mi? Sinem Hanım sizlere vermiş. Biraz sonra sorularımız var. Çoktan seçmeli. Onları soracağım. Sizde hangi şeyi cevap... Test mi olacak? Efendim? Test mi? Test gibi abi. Tamam. Quiz. Tamam abicim. Peki çok güzel. Fevkalade. Evet efendim gittik geldik. Damadı gördük. Selamları var. Siz ne yaptınız böyle boş boş herhalde? Durmadınız değil mi? Melmel bakmadınız değil mi? Ne kurguladınız gelin hanım? Yani kereviz, havuç ve sarımsak düşünürsek mücver olabilir. Mücver. Aynen. Şurada da maydanozlar ve yumurta. Maydanoz var. Evet ama peynir yok. Yani mücver peynirsiz olur mu? Olsun belki çarktan çıkar o da. Olur. Peki. Sevgisi ha. Peynir yerine diyor. Yani tam yağlı ezine peynir yerine sevgilin koy bakalım ne olacak diyor ki ben tam tutturmaz diye düşünüyorum. Yani ben tam yağlı ezineyi tercih ederim açık. Efendim deneyin güzel. İyi bir bakış açısı. Değişik bir şey düşünmüş kız yani genç yaşında öyle mi baba? Çok güzel. Tabii. Çok güzel bir şey düşünmüş. Peki validemiz ne düşünmüş efendim Perihan Hanım? Siz ne yapacaksınız? Efendim ben de klasik zeytinyağlı bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Aa çok güzel. Zeytinyağlı hani kereviz ama havuçlu falan gibi. Evet. Evet. 10 numara. Güzel. Gelenekselden gidiyor ama bankoya evet. Oynuyor valide. Değil mi? Çok güzel. Yalnız tabii şöyle bir şey var. Zeytinyağlı olduğu zaman ben mutlaka limon istiyorum abi. Limon. Ne oluyor ya? Oradan bir şey geldi bana. Bir şey geldi hocam. Abi şunu söylüyorum ben. Ha pardon al şunu. Şunu söylüyorum abi. Dur dur ben vallahi bilmiyordum. Ben şimdi zeytinyağlı olduğu zaman limonu sıkmazsam... Hocam elimde gidemeyiz.
Yok, parası var. Ya şey, ne oluyor bunu? Çok merak ediyorum hocam, ya. Ha? Ne oluyor biliyor musun? Mesela sen limonata içmiyor musun? Şehriye çorbasına zeytinyağlıya limon sıkmıyor musun böyle? Böyle çıtır çıtır sıkmıyor musun? Limonu sıkmıyor musun? Limon. Kokusuyla limon. Limon. İlk defa böyle bir malzeme görüyorum ben ya. Yani numara yapıyorsun değil mi? Bunu tut. Peki bir şey söyleyeceğim. Ne senin derdin ne abi? Derdim hocam böyle başımdan mikrofonu tut. Ha. Başımdan başlıyor. Ha? Aşağılara. Ayaktan. Önce ayaklardan geliyor. Sonra yukarılara ne çıkıyor. Geliyor ayaktan? Böyle içimi böyle kamış kamış öldürüyor hocam. Kamış kamış mı? Manyak mısın abi? Alt üstü limonla bu. Aha, ben ilk defa böyle bir şey. Ya şeftaliye dokunamayan biliyorum da. Hani tüylü diye. Limondan böyle olan ilk defa görüyorum hocam, ya. İngilizcesini söylediğin zaman ha? Çok güzel oluyor mesela. Lemon. Ha, hiçbir şey olmuyor. Limon. Lime. Çok güzel, peki vay. Abi kusura bakma ben... Valide Sultan zeytinyağlı yapacak deyince hani onun içine şeker ve limon da koymak gerekiyor diye biliyoruz. Hocam ömrümde hiç manavın önünden geçemiyorum. O kadar. O kadar tehlikeli. Limonlar önde değildir merak etme geç sen ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela hakikaten bunu sıkacağın bazı illaki sıkacağın mecbursun yani. Atıyorum çiğ köfte yerken mecbursun bunu sıkmayı arkadaşım. Balığın yanında mesela. Balıkta isteyen sıkar da. Yiyemiyorum hocam. Yiyemiyorum. Yapma ya. Balığın yanında yiyemiyorum. Allah ne dertler çok veriyor görün. Limon! Ay çok eğlenceliymiş bu ya. Oyun gibi süpermiş. Peki abicim. Merak etme ben öyle bu insanların bu zafiyetler üzerine şaka yapacak insan değilim. İnsan zaten durup dururken kaç defa limon, 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 limon diyebilir ki ben o kadar karaktersiz bir insan mıyım? Adam limondan ürküyor diye boyuna limon üzerine konuşup limonun özelliklerinden bahsedip limonun rengi, kokusu, o limonun suların çıkması ben daha ne kadar bir limon üzerinde. Evet peki. Ay. Efendim çok tatlı bir adam ama. Çok güzel bir adam. Vallahi bak ah canım ver bir gıdı. Oh be gıdıya bak yemin ediyorum. Çok şahane bayılırım. O zaman 3, 2, 1 başlayalım efendim. Başlayalım. Ben arada sırada gelip yanınızda böyle mır mır edersem konsantrasyonunuz bozulmaz. Siz bir kesme tahtası istemiyor musunuz efendim? Şu an değil. Nasıl değil de şu an? İşte kesme tahtası. Şu an soracağım zaten. Evet peki. Kesme tahtası. O başladı, o başladı. Şahane, çok güzel. Biz de efendim... isterseniz ilk quizimizi patlatalım. Ne dersiniz? Kıymetli quizciler. Başlayalım efendim. Onları bir rahat bırakalım. Evet. İlk quizimizi. Şimdi biz bunu neden yapıyoruz? Biz buradan çıkan sonuçları sosyologların hizmetine veriyoruz. Yani bu bir bilgidir, donedir. Türk halkı böyle düşünüyor diye sosyolojik araştırmalara limon sıkmadan anlatabiliyor muyum? Şey yapmak istiyoruz. Güzel güzel ayar vermek istiyoruz. Peki efendim ilk sorumuz şu. Boşlukları doldurunuz diyor. Bak boşlukları doldurunuz. Et alırken koldan al, kız alırken nokta noktaysa ne diyebiliriz? A. Et alırken koldan al, kız alırken duldan al. B. Et alırken koldan al, kız alırken yavaştan al. C. Et alırken koldan al, kız alırken soydan al. Ve D. Et alırken kondan al, kız alırken köyden al. Doğru cevap hangi şık sizce efendim? A mı, B mi, C mi, D mi? Diyor ki et alırken kondan al, kız alırken duldan al diyor A mesela. Bilmiyorum. Et alırken kondan al, kız alırken yavaştan al diyor B. Hazır mıyız efendim? Hazır mıyız? Abi ne işaretledin? B abi. Bakayım abi. B. B'yi de göster. Ha B. B mi abi? Yani bileceğin B'si. Evet. Et alırken koldan al, kız alırken yavaştan al mı abi? Bambaşka. Bekar mısın abi sen? Bekarım abi. Belli. Bambaşka bir boyut getirdin sen bu değerli atasını. Siz ne dediniz? C dediniz. C dediniz. Et alırken koldan al, kız alırken soydan al. Bak işte bilmiyorum. Siz efendim? D. D dediniz. Et alırken koldan al, kız alırken köyden al. Abi şimdi şöyle düşün yani. Sen şehirli bir adamsın bak o kadar belli ki. Modern hayatın içinde. Şimdi köyden al, medeni durumumuz ne abi? Evlisi. Yani eşiniz hanımefendi şehirli değil mi? Uyar mı abi sana köylü? Yani köylüyü hakir görmek anlamında söylemiyorum. Ama o kültürle senin kültürün uymaz ki abi. Onun için bence o orada sen şiştin. Ama köylüler de aydınlandı canım.
Bir dakika. Belki otoriter bir insandır. Bu insan, bunun neresi otoriter? Bu baksana. Muppet Show'daki sevimli insan şeyler gibi ya. Neresi otoriter? Abi, hanımefendinin bakayım sizinle. C efendim. C, evet efendim. Et alırken koldan al, kız alırken soydan al. İki tane hanımefendi olayı bitirdi. Alkışlıyoruz, kuvvetli alkışlar bu hanımlara. Hanımlara ne veriyoruz efendim? Ha, tamam, bir bardak su veriyormuşuz size şey yaptıktan sonra. İlk arada bir bardak su veriyoruz. Peki, ikinci sorumuz. Damadın duvağı açmadan önce geline taktığı takının adı nedir? A. Yüz görümlüğü. B. Yüz karalı. C. Kapora. D. Hava parası. Bilmiyorum, yazın işte efendim, bakın. Damat geline bir şey takıyor. O taktığına, yani takıya yani daha doğrusu, o taktığı takıya ne ad veriyoruz? A. Yüz görümlü, B. Yüz karalı, C. Kapora, D. Hava parası. Size takı olarak bir şey taktı mı enişte? Taktı. Taktı, bak bu adettir, takacak tabii. Takmadan olmaz. Evet, evet abicim, nedir? Kapora mı? Abi, bak bir şey söyleyeceğim. Ben seni eve götürmek istiyorum ya. Ya sen gelsene, ben de yaşa. Ben bakarım sana, yemin ediyorum ya. Sen içeride bir yerde yaşa, oturursun sen. Anladın mı? Arada limon böyle rendeleriz. Kapora dedi ya. Evet efendim, ne dediniz? Yüz görümlü. İşte bak, işini bilen. A yüz görümlü. Siz efendim? Kapora. Çok güzel. Evet, gördüğünüz gibi. Necik Türk milletinin erkek evlatlarında biraz bir odunluk var ama hanımefendiler her şeye vakıf. Her şeye vakıf, her şey. Şu güzelliğe bak, şu asalete bak, her şey. Peki efendim, işlemlerimiz ne durumda? Müdahale gerektiren bir şey var mı? Şu anlık yok, teşekkür ederim. Şu anlık yok, çok güzel efendim. O rendeleniyor. Burada Valide Sultan'a gelelim. Valideciğim, zeytinyağlı... Aha, döktün mü kız? Valide dök... Ha valide, böyle misin bir yani... Gözüyle başıyla dağı devirir derler. Böyle bir durumun var vallahi mı? Vallahi sizin yüzünüzden oldu. Neden hayatım? Çok güldürdünüz beni ondan. Ay çok tatlısın. Yani bir sakarlık yok yoksa diyorsun. Hayır canım, ne münasebet. Hmm. Hayır, olabilir de kimi insanlar var. Sakar hayır, eli hayır. Ayağı şey yapıyor yani. Anlatabilir miyim? Sizin yüzünüz. Efendim abi, tut abi. Abi sen mikrofonu... Karşısındaki çok çok etkileyici bir insan olursa normaldir. Wow. Doğru söze ne denir? Süper. Sonra çıkartırım yavrum. O çıkmıyor. Şey yapamadık. Evet. Sonra çıkartıp vereceğim. Peki. Valide, şu an işlemlerimizi bize lütfen sayar mısın? Neler yapıyoruz hayatım? Şu an kerevizimi doğradım. Soğanımı kavuracağım. Hmm. Soğanımızı kavuracağız. Evet. Sonra havucumuzu nasıl atacağız? Vallahi içine? Onu soymaya çalışacağım ben önce. Bu. Abi onu soymaya çalışırsan valideciğim ondan bir şey kalmaz bence. Bence ama yıkayıp doğrudan doğru, değil mi? Ha? Bir de Zeynep Hanım bundan sonra hakikaten biraz bir malın bir tık iyisini yani, çok değil de hani biraz, değil mi? Bu büyük ihtimalle Zeynep'ciğim bizden şeyi almış, harcırağı bunları almak için. Gitmiş bu pazarlarda atılan mallar oluyor ya, hani satılmıyor. Atıyorlar. Onları toplamış, getirmiş büyük ihtimalle. Hayır, hayır. Sıcaktan, ışıklardan. Sıcak. Evet. Yoksa zoru başarmak. Evet. Ah enerjiyim benim. Sen nasıl tatlı bir enerjisin. Hep oradan laf şey yapıyor. Çok güzel. Bence... Thank you very much. You're welcome. You're welcome. My lady. Oops. Pardon. Evet. Peki efendim, evet. Tamam. Çok güzel. Evet, çok güzel. Valideciğim, evet, yeni bir malzememiz geliyor mu? Yoksa efendim biz valideye quiz mi uygulayalım? Valideye quiz uygulayalım diyor. Bozar mı efendim sizin konsantrasyonunuzu bu durum? Hayır efendim. Bozmaz. Siz, etkileniyorum sizden işte. Siz, inanın elimde değil. Yani şöyle söyleyeyim. Beni doğuran ebeden kurtulmam yıllarımı aldı ya. Yani ebe beni doğurmuş, beni görmüş böyle Allah'ım bu ne diye. Onunla yıllarca kadıncağız büyümemi bekleriz zar zor peşinde. Oğlunuzun düğününde diyor, durumları gayet iyi olan bir akrabanız, siz onların oğluna altın taktığınız halde, çeyrek yani tam altın taktığınız halde, çeyrek taktılar,
ve bunu fark ettiniz? Aklınızdan ne geçer? A. Kimseye ne taktığımı hatırlamıyorum, o listeyi kaybettim. B. Onların ve benim çocuk sayımızı hesaplar, ne kadar zararda olduğumu düşünürüm. C. İsteyen istediğini takar ama bu yapılanı unutmam. D. O çeyrek altını da sahte miydi diye kontrol ettiririm. Nedir efendim? Çok da bana uygun cevaplar değil. Öyle mi? Evet. Siz kendi cevabı. Mesela siz şimdi, bu adettir benim annemde de böyle. Hani ne taktıysa onu takalım var annemde. Sizde de öyle mi? Altında kalmamak gerekiyor. Bunu annemin bu düğün dernek işlerindeki şeyi, o bize ne taktı biz ona onu takalım. Yani bir de onun hafızası da kuvvetli ileri yaşına rağmen. Yani ben gerçi evli değilim de hani bizim akrabadan birisini diyelim evlendirdi. Onun verdiği akıl şudur yani. O ne taktı şunu taktı, biz de ona onu takalım. Sizde sistem ne? Yani o ne taktı, ben de onu takayım da değilim. Onun taktığının altında kalmamaya özen gösteriyorum. Üstüne mi çıkıp takmak istiyorsunuz? Eğer elimden geliyorsa üstüne çıkıp takarım, evet. Ha. Yani o size eğer çeyrek takmışsa siz ona yarım takıyorsunuz. O size yarım takmışsa siz tam tamına takıyor musunuz? Takarım. Çok güzel bu. Yani siz gani gönüllü bir insansınız demek ki, değil mi efendim? Bence güzel. Allah efendim. Evet, yeni bir ürün, yeni bir heyecan, yeni bir bambaşka bir oluşum. Çok güzel. Valideyle başlayalım. Ferhan Hanım buyurun geldim efendim. Bir yeni bir malzeme seçelim efendim. İnşallah uygununu bakın, bir konsantre olun. Uygun bir şey, böyle abuk subuk bir şey seçmeyin. Olsun, ha? Peki hadi o zaman. Kuvvetlice çevir pampa. Sağlamına çevir. Ah benim pampam maşallah çok güzel çevirdi. Ne geldi? Patlıcan. Çok güzel. Hayat kurtarır. Hayat kurtarır. Patlıcan. Patlıcan. Çok çok çok. Şunu istida yazıp isteseydik gelmezdi ya. Ya sizi yerinize alalım efendim. Yavrum getir dur, patlıcan. Ben istemiyorum diye çekiyorum. Hayatım bir defa sen şimdi patlıcanı istemiyorsun ama senin kocan patlıcan hastasıymış. Ay, evet, adam diyor ben seviyorum patlıcanı diyor. Uyuşamıyoruz. Yavrum. Çıkınca yesin canım. Yavrum yesin burada da aha, adamın önüne koyacaksın o yiyecek. Sana ne ya, sen al patlıcanı öyle mi Zeynep? Tabii. Ha tabii. Zeynep. bir yorumda bulunmak ister misin yoksa arkada yine uyumaya devam etmek ister? Karnı yarık. Karnı yarık mı? Kereviz ve havuçlu mu? Olsun, karnını yarıp. Ha, işte. Dolma gibi ya da. Evet, dolma gibi, ha. Sandal gibi. Ha, sandal gibi, evet, olabilir, enteresan. Gibi. Güzel, bak yine bir zihin açıcı bir şey yap, teşekkür ederim. Yani şey olabilir, doğru diyor da. Gidiyorum ben. Ha? Gideyim mi ben? İstiyorsan uzan şöyle, bilmiyorum sen. Böyle şurada oturayım mı ben? Gidiyorum. Tamam, görüşürüz. Şimdi o zaman bunu uzman konuklarımıza sormamız lazım. Abicim, bunun içini diyor, içini diyor, oyduktan sonra diyor. Onu tıkışlarsak bunun içine diyor. Zeytinyağında diyor uzun sürer mi diyor yapması diyor. Sen bilirsin bu işleri. Ha, mikrofon nerede? Ha. Ney nefis? Hocam. Ha. Nefis. Olur mu güzel? Olur. Ama şunu da ağzına tutsana. Olur hocam. Çok ha. Güzel olur. Güzel olur diyor. Bak bilmiyorum, burada uzman konuğumuz çok güzel olur diyor. Efendim teklifi olan, önerisi olan varsa arkada. Buyurun efendim. Bizim memlekette Azerbaycan'da bizim Azeri misiniz patlıcan siz? Evet. Patlıcan yemeğini yaparlar. Kıymalı, soğanlı, domatesli karışık. Ama çok güzel şimdi oluyor. Burada şimdi imkanlar sınırlı. Bunu içini soyacak. Çok rahat kızarması oluyor. İçine kıyma dolduracak da. Ama kıyma yok ablacığım. Kıyma yoksa da içine domates de yok. Domates de yok. O zaman biz ne yapalım? Ha, beni koysun şey içine. Değil mi ablacığım, yani bize malzeme vermiyorlar. Peynir de yok. Peynir de yok abla. Allah Allah, o ya, zaman ha. Hiçbir şey koyabilmeyeceğiz. Tamam bitti program. Abla diyor ki hiçbir şey yoksa dağılın diye. Yeter diye ya. Bu şartlar altında yemek diye yapılmaz. Buyurunuz efendim. Siz yine enerjiyim benim. Evet hadi. Evet. Bence kızartsın, üstüne de serpsin. Neyi serpsin? Maydanoz tabii ki. Maydanozu serpsin de yavrum affedersin bunları ne yapacak bunları? Onları da yanlarına süslesin salata olarak. Hayır, hemen süsle. Buyurun. Hanımefendiye verin efendim mikrofonu. Abi sen idare et babam. Ha, sen güzel, de baba. Bir güzel şunu közde yapsın. Közde. Yani gazda da yapabilir. Salatasını yapar çok güzel. Koysun hepsini. Muhteşem. Biraz yaratıcı olalım. İşte bu. İşte bu. Mutfak şey olduğu için. Nereden biliyorsun? Tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Ha, yani, ama yani duruş hayır, itibariyle aynen, çok güzel. Yani benden ben de, olduğu için. Efendim siz mikrofonu bu tarafa atalım efendim. Evet. Evet efendim.
karnıyarık gibi patlıcanı soysun, patlıcanı alacağı, soysun, kızarsın, hazırladığı harcı da içine koysun ve pişirsin. Anladım, evet. Peki değişik efendim, enteresan fikirler yağıyor. Yani bir taraftan deniyor ki patlıcan, valide sen ne yapacağını biliyor musun? Sana da gelelim mi? Düşünüyorum. Ha, düşünüyorsun. Diyorlar ki efendim kızarsın, içine koysun, ondan sonra soysun ya da ben karıştırdım bir şeyler yapsın diyorlar işte. Öbürsü de diyor ki o da bak enteresan bir fikir. Ben yaratıcı buldum. Şey yapsın ateşin üzerinde. Neydi közlesin. O? Közlesin. Güzel böyle bol zeytinyağıyla salatasını yapsın. Ben buna sıcak, sıcağım ben buna. Sıcak mısın buna? Sıcak hocam. Sımsıcağım diyor. Ben buna sımsıcağım bir limonun bana yaptığı etki yapıyor diyor. Çok güzel efendim. Bakalım burada, evet, siz nereye taşıdınız olayı? Ne yapacağınız? Kızartmayı düşünüyorum. Kızartacaksınız sonra? Evet. Sonrası yok. Ha o kadar, B plansız. Kızartacağım öyle, kalacağım böyle. Kopya şey. Vermem. Yok artık kopya değil efendim. Sen planı açıkladıktan sonra aynısını yapamaz ki. Yok o esprisiydi. Ha. Kızartmayı düşünüyorum gerçekten. Ya sen de bilmiyorsun Pelin'cim işte bilmiyorsun ki ne yapacaksın değil mi? Niye öyle diyorsun canım biliyorum. Hayır bak şimdi şöyle bazen de iş. Benim ablam çok güzel yemek yapar. Evet. Bazen girer bakar ne var o var al bunu al bunu al hop iki dakika düşün tak başlar ve o yaparken yol alır ve harika bir şey çıkar. Zaten gerçek ev kadınlığı budur değil mi üstadım? Evet. Siz bilirsiniz. Gerçek ev kadını bana tanımlar mısınız lütfen? Gerçek ev kadını kimdir? Nasıl olmalıdır? Nedir gerçek ev kadını? Yemeğini iyi bir şekilde yapıp, iyi bir şekilde sunan. İyi bir şekilde yapıp, iyi şekilde sunan. Pratik olan, evet. Az malzemeyle çok şeyler yapabilecek olan değil mi efendim? Evet, geçmişten beri bize öğretilen. Tabii abi, tasarruflu, ev ekonomisi elinde değil mi efendim? Evet. Çok güzel, fevkalade. Peki, o zaman siz yapacağınızı yapıyorsunuz, siz de yapacağınızı yapıyorsunuz. Abi buralar sana emanet. Ben bir damadın yanına gideyim, bakayım damat ne durumda. Ondan sonra geleyim, tamam mı? Hadi damada bakalım. Damada söylersiniz beni yaptın. Söyledim. Evet Mustafa, iyi misin paşam? İyiyim, teşekkür ederim. Mustafa sen de güzel topçu tipi de var lan. Aynen. Yemin ediyorum yani böyle maç çıkışı ondan sonra her şey iyiydi, önümüzdeki maçlara bakacağız diyecek bir şeyin de var senin. Bir topçu tipin de var. Evet. Top oynuyor musun? Top oynuyorum. Futbol. Aynen. Ha, iyi misin? Halı saha maç yapıyorum. İyiyim. Abi. Sürekli de benzetiyorlar topçulara. Topçulara benzetiyor. Yani oradan yürürdün sen aynen, aslında. Ben topçuyum abi. Fener'in altyapısından geliyorum falan aynen. diye. Sorunu soruyorum. Tabii. Yurt dışına gitmek üzere uçaktasın. Evet. Telefonla eşinle konuşuyorsun uçaktayken 10 bin feet yukarıda. Haliyle sen telefonla konuştuğun için uçak arızalanıyor, düşmeye başlıyor. Yere doğru son sürat giderken eşine söyleyeceğin sözler ne olur? A. Hayatım Fatiha'nın girişi nasıldı hatırlatır mısın? B. Canım uçak düşüyor kapatmam lazım. B. C. Annem yanındaysa versene bir acil haberim var. D. Türkiye sınırından çıktık. Artık çok yazar. Ben kapatayım hayatım. A. Tamam. Hayatım Fatiha'nın başını hatırlatır mısın? Evet. Evet. Heyecanla unutabilirim. Makul, mantıklı. Orada biraz sonra çünkü var gidecek. Yıl dönümünüzde eşine hediye almayı unutup eve geldin. Evet. Eşin kapıyı açmadan hemen önce yıl dönümünüz olduğunu hatırladın. Artık çok geç olduğunu da anladın. Durumu kurtarmak için ne yaparsın? A. Sen daha hazırlanmadın mı diye kızıp sanki bir planınız varmış da unutmuş, o unutmuş gibi yaparsın. B. Sana kendimi aldım hayatım diyerek kaderine razı olursun. C. Pardon yanlış gelmişim diyerek başka daireye yönelirsin. D. Cep telefonu çıkarır yenge kapıyı açtığı an hangi hastanede, hangi hastanede diye bağırarak yalandan bir arkadaşın hastaneye kaldırılmış gibi yapıp evden uzarsın. C. C. Evet. Pardon yanlış gelmişim diyerek başka daireye mi yönelirsin? Evet. Yer mi abi bu abla onu? Baksana şuna. Diğer odada bir sürpriz onu bekleyeceği için. Ha, vay. Evet. Çok güzel. Peki abi. Malzemeler bir yerini buldu. Rayına girdi. Ondan sonra iştahları var. Sana yönelik sevgileri çok büyük. Onlara böyle büyülü bir mesajın var mı? Büyülü bir mesajım var aslında. Ne ya? Eğer yanlış bilirsem evde bir deste terlik bekleyecek. Ha.
Bilmezsin herhalde, niye bile. Bu yanlış bilip doğru bilme işi değil ki abi bu. Ağzının tadına ne gelirse, ne uyarsa şu ona an, şey diyeceksin. Şu ha? An eşim daha çok özenebilir ve evet. Beni şaşırtabilir ve ortada kısıtlı bir malzeme olduğu için evet. Arada kalabilirim gibi hissediyorum bir an. Ama o da heyecanlı olur. Boş evet. Ver ya, dur bakalım ne olacak. Mustafa geleceğim ben. Abicim, evet efendim, damat heyecanla, yani oğlunuz, eşiniz heyecanla, inanın sonbaharda Yıldız Parkı'nda savrulan hazan yaprakları gibi çocuk. O minicik kalbi pıtı 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 atıyor. Böyle yüzündeki heyecan bütün vücuduna sirayet etmiş, hücrelerine girmiş. Yani ha eş, ablam ben kime anlatıyorum, sen neredesin ya? Benim diyor, eşimin diyor yaratıcılığı, anamın tecrübesi diyor. Benim hayatımın iki tane kadını diyor, ömrümün baharı diyor. Baharı diyor ömrümün. Diyecek tabii. O olmazsa ben olmazdım diyor. Ha, hikaye, en ufak bir etki yok. Kime söylüyorum? Bak, sorunu soruyorum. Allah. Eşin, sen çalışsana bir yandan, yandan kızım. Ama o tarafa gitmem lazım. Git tamam peki, hadi. Hadi çocuğum git. Al, tamam, gel. Geldim. Hah, yengem, çok güzel. Eşin iş yerinden seni arayıp, akşam mesaiye kalıyorum hayatım dedi. Ama sen arkadaşlarıyla halı saha maçı yapmaya gideceğini biliyorsun, ne yaparsın? A. Daha sonra kullanmak üzere bu kozu saklarım. Yemiş gibi yaparım. B. Sizin takım kim kimdi sorarım. C. Aa, ben de seni halı saha yapacaksın sanıyorum. O zaman iş yerine yemek getireyim derim. Ben de seni halı sahada maç yapacaksın zannediyordum. İş yerindeysen yazık sana, yemek getireyim derim ve de patronu arayıp eşinin mesaiye kalmak istediğini söylerim. Sanırım D'yi yapabilirim. D'yi, patronu arayıp eşinin mesaiye kalmak, işte görüyor musunuz? Yani buradan çıkan sosyolojik sonucu veriyorum. Abicim kadının cezasından, keseceği cezadan, keseceği faturadan korkacaksın. Korkacaksın baba. Limondan daha çok kadından korkacaksın. Yemin ediyorum ki. Ama limon zaten, bir yere kadar. Şimdi maça gidiyorum dese de ben ona bir şey demeyeceğim için. O yüzden hani yalan söylemesine gerek yok. Sen onları ne yapacaksın bacım? Şimdi onları tuzlayacağız, karabiberceğiz ki daha güzel şey yapsın, kızarsın. Ha, sen de mi kızartıyorsun? Evet, kızartacağım. Karşı taraf da özlendim, kızartıyor. Özlendim kaynanamda. Ha? Oho, herkes aynı şeyi yapıyor abi ya. Bak bir de o dedi ki, ben dedim ki hayır senden almaz dedim ya. Neyse, başka türlü bir şey olacak. Şimdi yeni bir malzeme gelecek. Son malzememiz değişik, gelecek. Değişik. Yoksa iki malzememiz daha mı var? İki malzememiz daha varmış efendim. Bari ha, sizinki yok, farklı olacak. Ya o, onunki gibi de olmayacak ama yani birbirine yakın olmasın efendim. Değil mi? Birbirine mesafeli olsun. Ama şimdi gelecek olan malzeme de, buyurun efendim, çok anlam katacak hayatımıza. Allah. Bakalım ne seçeceksiniz? Kuvvetli bir şekilde bakayım, lütfen Gülben Hanım. Gökben, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Gökben Hanım. Evet, sağlamına çevir pampa. Bu mu kuvvetli abi? Taze soğan. Evet, güzel. Yani, neyse, yani hayat kurtarır. Hayat kurtarır, hayat kurtarır. Taze soğan şöyle, zaten bir soğan koydun, onun yaşı, tazesi, kurusu ne olacak? Biraz daha koy, en fazla adamın ağzı biraz daha fazla kokar değil mi? Kaynanamın işine yarıyor mu? Çok güzel. Sizin işinize yarar mı efendim taze? Olur. Taze soğan herkesin işine yarar. Bir nefaset katar. Canım, ben de senin. Ay ne kadar sevgi dolular ya. Getir Zeynep'ciğim, getir taze soğanlarını ver anam bacım. Evet, Zeynep'in şimdi getirdiği taze soğanlara çok dikkat ediyoruz. Evet, gel Zeynep. Gel bir Allah aşkına gel kızım. Ha? Abi bu ne ya? La bu ne Zeynep bu? Ama bunun soğan olduğuna ikna etmek lazım. Alıp bir odaya sen soğansın diye terapi yapmak lazım kızım buna. Ama bizim hakikaten bir prodüksiyonda problem var galiba. Bir hayır, arkada çok soğan var da çok az koymamız gerektiği için bu kadar koyuyorum. Ha, anladım da bölüyoruz ya. İşte hani damada acıma... Bunun soğan olduğuna eminsin yani. Tabii, o yaprağı oluyor evet. Genelde. Efendim? Hanımefendiyi de yarışmaya almanız lazım. Hanımefendiyi yarışmaya almamız lazım. Hanımefendi bir duayen, fırtına gibi eser. Onu nereden alacak? O yüzden almıyorlar. Peki, yoksa. Peki, hadi canım. Evet, efendim bir soğana benzeyen bir şey geldi. Yeşil işte, anladın mı? Andırıyor. Öyle bir soğanımsı bir kokusu var. Oradan yürüyün yani. Yani soğan dediğin zaman, bak taze soğan dediğin zaman ben ağlarım abi.
Ben oturur sıyım sıyım ağlarım abi. Yok yani güzel lezzetli bir şey taze soğan. Ama maalesef yani bu onu hak eden şey değil. Peki efendim sizin diğer sorunuza geliyorum. Hazır mıyız? Kahramanmaraş'ta bir adet varmış. Yeni evlenen çiftlerle erkek eşini 40 adım sırtında taşırmış. Size de böyle bir adet olsaydı eşine, eşinize yani kendinizi taşıtır mıydınız? A. 40 adım da neymiş? 7,5 sene taşıtırım. B. Ben eşime kıyamam. 15-20 adım taşısın yeter. C. O beni düşürür. Elevaydır biraz hiç gerek yok. Anguttur. D. Taşımak isterse taşır. Bizim evde eşimin sözü geçer. Yani... Anguttur. Taşımaz. Taşıtırım herhalde ya. Taşıtırım. Bak ama kaç sene yani bu A şıkkı mı? 40 adım neymiş? 7,5 sene taşıtırım. 7,5 da çok ya. 7,5. Zaten bir ömür hani yanında... Kıyamazsın. Beraber. 7,5 çok fazla. Abi 15-20 adım taşısın yeter diyorsun. Hı. Bak kıyamıyor işte seviyor ya. Değil mi efendim? Seviyor. Çok güzel. Çok. 10 numara. Aferin aferin. Güzel. Bir de efendim yani şimdi tabii bu töreler güzel. Bak erkek eşini 40 adım... Bir de diyorlar ki Anadolu'da kadın öteleniyor, itileniyor. E buyur abi 40 adım sırtında aslında bu ona verilen değerin de ifadesi. Ama şimdi modern hayatta bunlara gerek yok. Peki efendim bir dinleyici quiz'i çakalım araya izin verirseniz. Hazır mı arkadaşlar? Herkes hazır mı? Hı. Bak, gelini geldiğinde gör, koca karıyı nokta nokta gör. Bak nokta nokta. Nokta nokta yazılı yerde ne yazıyor sizce? A. Gelini geldiğinde gör, koca karıyı öldüğünde gör. B. Gelini geldiğinde gör, koca karıyı düğünde gör. C. Gelini geldiğinde gör, koca karıyı kocası öldükten sonra gör. Ve D. Gelini geldiğinde gör, koca karıyı gör de gününü gör. Evet abi. B abi. B mi abi? B. Siz, siz de B. Siz, siz. Ben D diyorum. D diyorsunuz siz? D. D diyorsunuz. Evet B şuydu. Gelini geldiğinde gör, koca karıyı düğünde gör. D de şuydu efendim gelini geldiğinde gör, koca karıyı gör de gününü gördü. Son derece alegorik bir yaklaşım. Halbuki, halbuki efendim doğru cevabımız A'ydı. Gelini geldiğinde gör, koca karıyı öldüğünde gör. Biliyor muydun? Aa, çok güzel laftır bu. Efendim buradaki maksat şu yani. Şimdi ben zaten size bundan şey yapmayayım da laf yetiştirmeye çalışıyorum ama. Yani koca karıyı öldüğünde gör. Yani ne kadar etrafına çile çektirdi ya da çektirmedi. Anlatabiliyor muyum? Yani nasıl mutlu mesut mu yaşattı etrafını? Öyle mi abi? Abi isminiz neydi? Mustafa. Mustafa abi. Ha, sen bilirsin bu işleri. Ha? Tabii abi. Evet hangi noktadayız canım? Bir ilerleme kaydettik mi? Hasta iyileşecek mi? Kurtarabileceğiz mi hastayı? Kurtaracağız ya kurtaracağız. Sıkıntı yok. Ben de. Tamam. Siz oraya bir yumurtalı falan bir saçmalıklar yaptınız. Ne yaptınız oraya? Ya mücver yapıyorum işte. Ha mücver yapıyorum. Şununla karıştıracağım. Ha güzel. Tabii yalnız mücverle kızarmış patlıcanın alakasını kuramadım abla. İşte onlarla kule yapacağız böyle. Bir patlıcan bir mücver, bir patlıcan bir mücver kule yapacak. Kule yapacak. Bak şekiller. Oba çakal. Karşı taraf şekli oynuyor. Kızartmadım da. Unlu kum. Valide Sultan. Akıllıdır, şekli evet, oynuyor. Siz de biraz tatlıdır. Patlıcanları yakmışsınız galiba. Öyle mi olmuş? Şunlar bir hafif bir yanmış be valideciğim be. Ha? Sen de. Neyse canım tamam olsun olsun. Peki, gelinizle ilk tanıştığınız saate dönelim. Evet. O saat. Saat kaç? Kaç saat? Akşamüstüydü. Akşamüstü 5 diyelim. Sanırım o civarı. Akşamüstü 5. Saat 5'e 10 varken ne düşünüyordunuz? Saat 5'te tanıştınız, 5'i 10 geçe ne gördünüz? Heyecanlıydım. Şş, güzel soru be. Ha? Ay evet. Çok fena bir soru. Güzel evet. Bir soru. Yani beklentiniz neydi? Yani sorunun alt metni şu ablacığım. Beklentin neydi? Niyet neydi? Akıbet ne oldu? Gayet iyi oldu. Ha. Evet, çok şeker, çok tatlı bir şey bekliyordum zaten. Hani benim oğlum öyle seçer. Hmm. Sizin oğlunuzla geliniz metrobüste tanışmış. Evet, peki, Yıldırım bu... aşkı. Ha, anladım. Yani aslında bana tuhaf gelmiyor. Çünkü bu artık küçük bir dünya.
metrobüs olur, otobüs olur, meydanlık olur, soğanlık olur. O, önemli olan gönüllerin biri olması şeker da. Şeker bir şey bence, evet. Ha, ama buna mesela bir bir tık daha eski kuşak olarak muhalefet ettiniz mi? Oğlum metrobüste tanışmışsınız. Hayır, ben eski kuşak gibi düşünmüyorum maalesef. Güzel. Evet. Çok eski kuşakta değilsiniz yani. Peki efendim, sizin mesela beklentiniz nedir gelininizden? Şahsınıza yönelik. Saygılı ve sevgi dolu olması. Başka bir şey. Ne bekleyeceğim? Bravo. Ama yani bir arkadaşça bir ilişki de olabilir. Ne bileyim ben. O saygıyı oturtursanız, sevgi de var ise artı arkadaş da olursunuz. Yeri geldiğinde anne de olursunuz. Her türlü olur diyorsun. Tabii. Peki çok güzel efendim. Acaba yeni malzeme gelecek mi derken geliyor. Buyurunuz efendim. Yeni malzemenizi de yapıştıralım. Bu son galiba değil mi? Evet efendim bu son. Kuvvetlice çevirelim. Yeni malzememizi alalım. Önümüzdeki maçlara bakalım. Sirke. Sirke hayat kurtarır diyemeyeceğim. Yani kenarından bak, geçer. Bak sirke. Sirke ha? Sirke satıyor yüzüm ben şu an. Yo hiç çok neşelisiniz çok güzel. Mikrop öldü. Abla yemin ediyorum meydanlarız gibi arkadan her şeyi yapıştırıyor. Sirkenin kesinlikle sirkeli su mesela. Ne diyorlar? Zebzeyi, meyveyi sirkeli suya baslıyorlar efendim. Da şimdi burada ne yapacağız? Neyse bir şey bulursunuz. Buyurun efendim getiriniz. Sirkeniz geldi. Gökmen Hanım sirke geldi. Açamıyor musun yavrum sen onu? Açtım. Ha. Nasıl? Sirkeye ne yapacağım? İşte onu daha düşünmedim ya. Hafif bir belki. Hafif bir yani. Sirke aslında çok leziz bir şeydir. Kokusunu da çok severim ben ya. Yani hafif bir şey bilmiyorum ya. Bilemedim ben. Ne? Hani sirkeye ilişkin bir şey söyleyecek olan var mı abi? Abla, sirke. Buyurun. Abicim, mikrofoncumuz. Mikrofoncumuz. Yapıştır ablaya. Ha. Bizim memlekette sirkeni küçük mantı, sulu mantı yaparız. Vallahi çorba, düşük bayılacağım. Onu sirkeyi bir karıştırırız sarımsaklı, sirkeli. Mantılar... Yahşiyorlar mı? Kaynanala öyle diyer. Kaşığa bir 40 tane mantı olmalı. 40. O Kayseri de öyle. Gelin 40 tane yapmalı küçük küçük. Kaşıkta 40 tane olmalı. İçinde sirkeli sarımsaklı olur. Maydanoz da oluyor. Çok güzel çorbası olur. O zaman biz mantıya mı çevirelim işi diyorsun? Gelen programda öyle yapalım. Gelinimiz yapsın. Gelen programda. Bakalım. Yahşi. Bakalım yahşi kaynana beğenecek mi? Evet güzel olur. Bizde de Kayseri'de öyle ablacığım. Bizde de Kayseri'de 40 tane diyor. Kaşığa mantı sığacak diyor. Başka fikri olan sirkeden dolayı. Mustafa abiye ver. Ver Mustafa abiye. Evet abi. Evet abi. Yapıştır abi. Hocam zayıflatır. Sirke. Tabii. Ama mideyi de ele verir. Evet. Mideyi de eline alırsın yani zayıflarsın ama midede bu elde böyle dolaşırsın. Görenler önce senin mideni gördü. Aa midecik. Evet, benim, ben de kitapta okuduğuma göre evet. Sirke işkembe çorbasına konursa ha? Yarıyor. Konmazsa kirli kan yapıyor diye okumuştum. Kirli kan yapma özelliğini yok ediyor sirke işkembe çorbasında. Sağlık kitabını okumuştum. Evet. Kirli kan olayını yok ediyormuş. Okuduklarıma göre tabii. Abla hiçbir şey anlamadım ben. Şimdi sirkeyi paçanın içine koyarsak kan oluyor. Hayır. Koymazsak kan olmuyor mu? Kansız mı olur? Sadece yerseniz kirli kan yapma özelliği var işkembenin. Ha diyor ki hanımefendi. Hanımefendi diyor ki ne oldu abi? Mikrofonla mı konuştun? Ha, mikrofonla konuşalım diyor. Mikrofonsuz mu konuştu demin? Vay, ay çok özür dilerim. Mi yani? Şimdi bir daha söyleyin efendim. Bir daha söyleyin. Bu iyice bir kafamız, beynimiz bir lop böyle löp löp üstüne. Benim okuduğum kitaplara göre. Evet. Hangi kitap sağlık o? Sağlık kitapları. Yani bilmiyorum 300 tane kitap okudum. İçinden bir tane. Hayatınız boyunca mı 300 yani, tane? Evet tabii ki. 300 tane yani. Sağlık kitabı okudum. Sağlık, psikoloji, resim, hepsi karışık 300 tane. Hı, 300 tane anladım. İşkembe çorbasını saydınız yerken. Saydınız mı onları tek tek ya? Ya 300 küsür de ben düz hesap 300 diyorum. Ha, anladım. İşkembe çorbasını yerken sirke koyarsanız eğer. Kirli kan yapmayı engelliyor. Anladım. Ya öyle muhteşem sana bir şey. Sana ne oldu Mustafa? Ne oldu sana boncuğum? Ha pardon. Sirke koymazsanız kirli kan yapma özelliği varmış. Tamam artık bunu yemin ediyorum beynimize çaktık. İşkembe çorbasını kanlı oluyor, kansız oluyor. Ha, yorum mu yapacaksın? Yap. Hadi Mustafa'm yap güzel bir şey söyle hadi. Hocam hadi. Kandan korkuyorum ben. Sen de limondan korkuyorsun, kandan korkuyorsun. Senin korkman. Bayılıyorum. Sen, ondan da korkuyor musun? Yok o sen bak nasıl seyircilerimiz arasında da böyle bir gidip gelen bir en Türkler. Buyurunuz efendim. Evet.
Siz ne diyeceksiniz efendim? Benimki yemekle ilgili değil ama benimki de sirkeli suyla bütün evi temizlediğiniz zaman, yerleri sildiğiniz zaman kötü enerjiyi evden uzaklaştırır. Aa, bak bu çok önemli. Çok önemli. Ablacığım ama evde de tatlı bir koku olur herhalde değil mi o zaman? Olmaz mı? Sonradan dağılıyor. Dağılıyor mu? Havalandırdığın zaman. Emin evet, misin? Evet. Ha, bak, o kötü sirkeli, enerji evden gidiyor. Kötü enerji dediğin nedir? Yani nazar, negatif haset. Negatif enerji, nazar, falan. Haset, göz. Ha. O zaman mesela kimi insanın biliyorsun nazarı çok değiyor. Evet. Ona böyle hani filmlerde oluyor ya şeytana su çarpıyorlar. Ona böyle sirke çarpsak acaba ayıp olur mu? Vallahi benim bir arkadaşım var gözü göz değil deve gözü ya. Adam bana bak 1000 kere test ettik. Adam mesela gelsin burada desin ki aa gömleğin ne güzel lak diye gömleğime kahve boşalıyor mesela. Ya yemin ederim yeni araba almıştım. Bindi araba ne kadar güzel dedi. Dönerken arabayı vurduk ya. Aşırı dikkatli bakış. Ha, enerjik. Aynaya baktı, ikiye böldü. Sirkeyi hayatımızdan çıkarmamamız lazım. Sirkeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Devam. Bravo, alkış. Sirkeyi hayattan çıkarmayalım. Sirkeyi hayattan çıkarmayalım. Sirkeyi hayattan çıkarmayalım. Ama bir şey söyleyeceğim, hayattan çıkarmayalım. Ama sirkeyle de zayıflamaya çalışmayalım. Allah muhafaza mideyi alırsın hele. Evet. Aman abi. Mideyi deler. Aman. Tabii. Evet mideyi deler. Hayat kurtarır. Ben bir damada gidiyorum. Sen bakarak ol abi dükkana. Geliyorum. Hadi çalışın canım. Çalışın hadi canım. Evet Mustafa. Finale geldik. Heyecanlı mısın? Heyecan var aslında. Duygulu musun? Duyguluyum. Coşkulu musun? Aynen coşkuluyum. Korkulu musun? Biraz da korkuluyum evet. Arzulu musun? Yemeğe karşı şu an arzuluyum. İşte arzu var, coşku var, duygu var, sevgi var. Evet. Ondan sonra her şey var yani. Dolayısıyla eksik olan tek şey ne? Damak zevkinin, Mustafa'nın lezzet düsturu, damak zevkinin yapacağı seçim. Ona göre hanımların bu zorlu yarışı nihayet bulacak kardeşim. Sen seçeceksin. Evet. Senin ağzının tadı ne derse olacak Mustafa. Evet. Mustafa bundan sonra böyle Mustafa. Böyle. Senin ağzının tadı ne derse olacak lan. Aynen öyle. Yıkarız yoksa Mustafa. Ha evet. Mustafa'ya yeterince gaz da verdim. O zaman ben gideyim toplayayım içeriği kardeşim. Tabii. Sonra gelip seni çağırayım. Sen de işte artık bak. Hangisi peki dersen o. Damak tadı. Hadi bakalım. Olacak. Tamam kardeşim. Efendim buraya gelelim, biz de yarışalım, enteresan yemekler yapalım, hem de tatili kapalım diyorsanız ister Facebook'tan, ister Twitter'dan, ister Instagram'dan, isterseniz de mail yoluyla bize ulaşın, gelin, yarışın. Kapımız herkese açık, unutmayın. Efendim işte sağ olun, sağ olunuz. O işte o büyülü an, o fevkalade durum, işte o zırnanın zırt dediği, zırna dedim bu arada, zurnanın zırt dediği yer. Neden efendim? Çünkü işte bu iki güzide, iki asil, iki fevkalade hanımefendi döktürdüler efendim, döktürdüler. Şuna bak ya, şuna bak. Gordon Ramsay böyle bir tabak yapamıyor ya, öyle söyleyeyim size. Ellerinden geleni yaptılar ama tabii karar merci biz değiliz. Karar merci kıymetli eşiniz, sevgili oğlunuz. Alkışlarla davet ediyoruz efendim buraya. Evet efendim. Gel, gel Mustafa, gel, gel, gel paşam, gel. Hayat kurtarır, gel. Heh, otur, evet, hadi. İyi misin? İyiyim. Çok güzel, şahane. Efendim, biri eşinizin, diğeri kıymetli validenizin eseri. Sağ ve sol. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Çağıralım mı onları? Çağıralım. Buyurunuz hanımefendi. Gelin oh. Hanım. Efendim Mustafa. Buyurunuz efendim oturun. Mustafa bütün objektif, bütün gerçek ve sahici duygularıyla geldi Mustafa. Mustafa kararlı geldi Mustafa. Evet. Mustafa doğrudan ve güzelden yana bütün objektif. Neyse işte Mustafa anladın da onun lafı bağlayamayacağım ben ya. Havada kaldı o. Efendim Mustafa'nın ağız tadına güveniyor musunuz? Evet benimkini seçeceğini biliyorum. Biliyorsunuz. Oğlunuzun ağız tadına güveniyor musunuz? Evet. Evet tamam o zaman güven varsa Mustafa da var.
Haydi Mustafa. Ne taraftan başlasın paşa? Sağ taraftan başlayayım. Sağ taraftan. Evet. Peki efendim Mustafa Bey, dama oğlumuz, eşimiz neyse sağ tabakla hadiseye giriyor. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Başlıyor. İşte yüreciklerde sevginin yanında şu anda var olan şey heyecan. İşte pıt pıt atan bir sevgilinin kalbi. İşte biraz daha pat pat tabii yaş ileri olduğu için pat pat atan diğer sevgilinin kalbi. Ve ortada Mustafa. Mustafa dalıyor. Mustafa atıyor. Mustafa çakıyor. Mustafa. Mustafa. Şş, Mustafa. Ha, Mustafa. Evet. Biliyorum. Evet, Mustafa ilk darbeyi absorbe ediyor. Mustafa lezzetle mi tanıştı? Yoksa kendinden nefret mi etti Mustafa? Mustafa ne düşünüyorsun Mustafa bu hususta? Şu an için başarılı. Başarılı. Neden başarılı Mustafa? Damağıma daha yakın. Damağına yakın. Evet. Anladım. Evet. Mustafa'nın damağına daha yakın. Mustafa lop lop atıyor. Mustafa sınır tanımıyor. Mustafa com com gömüyor. Yapıştır Mustafa. İndir Mustafa. Evet. Ne oldu Mustafa? Devam. Devam. Yani evet. Bize de biraz duygularını yavrum anlatırsan millet sadece senin seyrederek olmuyor yani. Duygularım şu an evet. Tamamen damak zevkime güveniyorum. Evet. Ve bu konuda şu an beklememi istiyor biraz. Kim beklememi istiyor? Damak zevki. Aynen damak zevki. Sen damak zevkinden çok iyi mi aran? Nasıl? Konuşuyor musun? Çok iyi. Ne diyor damak zevki şu an sana? Şu an için. Ha? Çok başarılı olduğunu söylüyor. Daha tamam diyorsa diyordur. İyi. Daha ne zorluyorsun ki damak zevkini? Sen niye zorladın ya? Memnun mu çocuk yani halinden? Memnun, memnun. Damak zevki, Mustafa'nın damak zevki hayatından memnun, mesut ve... Merhular. Evet, çok güzel. Bir hamle daha açak. Ondan sonra noktayı koyabiliriz bence, değil mi efendim? Çok güzel. Şimdi bunu öğütelim ve pure yorumumuzu yapalım Mustafa. Tabii ya. Yani öyle iki kelimelik yorumlar değil de şu şöyleydi, bu böyleydi diye. Biraz döktürücü Mustafa. Biraz tuzsuz olmuş. Yani biraz ayarsız. Nesiz olmuş efendim? Tuzsuz olmuş. Tuzsuz yani, olmuş. Evet. Ama tuz sağlığa zararlı diyorlar Mustafa. Tuz sağlığa zararlı ama damak zevkimin tecrübesine dayanarak. Ha. Senin yerin ne o damak zevkin tecrübesini? Tuzlu olmayacak yemeği işte diyorlar. Yemeği çok seviyorum. Çok çok güzel. Peki dur Mustafa. Tabii. Mustafa. Sabırsızlıkla bekliyorum. Buna ilişkin bir şey söyle. Son bir şey. Son bir şey, sebze yemeni çok seviyorum. Aslında şu anki düşüncelerim biraz karıştı gibi. Niye karıştı? Neden karıştı? Sol tarafta sade ve narin bir şey bekliyor beni. Ama sağ tarafta biraz kafa karıştıracak. Lezzetli bir tadına bakmadığım için şu an için lezzet orantısı burada olduğunu düşünüyorum. Mustafa sen bu lafı toparlayamayacaksın. Toparlayamayacağım. Bana da öyle. Sen yemeye başla. Evet, toparlayamayacak. Mustafa toparlayamayacak. Onun için soldakine dalıyor, yani soldaki tabağa dalıyor. Leziz. Konuş Mustafa. Tabii. Şu an kararsızlık içindeyim. He. Ama nasıl diyeyim? Sol taraf daha ağır basıyor şu an için. Ağır basıyor. Evet, ağır basıyor lezzet olarak. Bakalım ne kadar daha damağına... ağır basacak. Al bakayım deniyorum. Bir basküle al onu. Al basküle. Tart. Şu an tartıyorum. Tart Mustafa, tart. Ve yoğunluk olarak evet. Devam etmek istiyorum. Yoğunluk olarak mı? Yoğun olarak devam etmek yoğun istiyorum. Yoğun olarak evet. Mustafa yoğunlaşıp devam etmek istiyor. Haydi Mustafa.
Haydi yemekte... Mustafa Can. Tamam mı Mustafa? Karar verebilecek noktaya geldin mi paşam? Bir dakika. O noktada mıyız Mustafa? O noktadayım. Dur o zaman Mustafa, dur. İşte Mustafa süzgecinden geçirdi, süzdü. İmbiğinden damıttı ve... Mustafa ben de açıkta. Valla yemin ediyorum beni de öldürdün Mustafa, laf bitti. Ve Mustafa tamamıyla bütün nesnelliğiyle, objektif duruşuyla seçimini yapıyor. Soruyoruz. Hangisi güzel Mustafa? Soluk almadan yediğim yemeğe güveniyorum. Evet. Ve sol taraf diyorum. Sol taraf diyorsun. Sol taraftaki tabağı sağ taraftaki tabağın üstüne kapatıyorsun. Kim kazanıyor? Biz öğreniyoruz. Kaynana! Allah Allah! Allah Allah! Efendim son günlerdeki bir ilk, son günlerdeki bir ilk hep gelinler kazanırdı. Şimdi kaynanamız kazandı efendim. Vallahi çok şanslısınız. Tebrik ediyorum. Hep gelinler kazanıyordu biliyor musunuz? Sizin efendim ömrünüze bereket. Allah mutlu mesut etsin. Ayaklarınıza sağlık. İlk defa kaynana kazanıyor. Günlerden beri ilk defa. Ellerinize sağlık ama görüyorsunuz tecrübe sizi de olacak. Ama bu bir tecrübe zaferi. Zamanla sizin de olacak. Eyvallah efendim. İnşallah mutlu mesut günleriniz olsun efendim. Ömrünüze bereket. Çok teşekkür ederiz. Bir başka hangisi güzelle görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalın.